Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Short videosu olarak yayınladığım kazamın izlenme sebebiyle sizlere bu detaylı videoyu çekmeye karar verdim. Yoğun talep üzerine videoyu çekiyorum. Bu kazak ve yaka ve crop bir kazak yani kısa bele kadar. Kolları çok uzun değil yarım kol ve kollar düşük kol olarak yapıldı bakın hiçbir şekilde kesme yok dümdüz ön tarafını dümdüz ördüm kolları dümdüz ördüm ve direkt şuradan diktim Burası çok rahat bunu hiç kazak bilmeyenler de çok rahatlıkla yapabilir Şimdi öncelikle şu ön kısmı 90 ilmekle başladım. Ve bakın şurada 5 sıra haraşo ördüm. İlk etapta 5 sıra haraşo ördüm. Sonra dümdüz devam ettim. Hiçbir örnek bir şey yok. İpliğim buklet iplik olarak geçiyor. Ama siz herhangi bir iplik de kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir iplik. Bu kazağın en önemli detayı yakası. Bakın toplamda 90 ilmekti bu. Kazan tam orta kısmına şu kısma. Ayrım yapıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz pat olarak geçiyor. Buralara 8'er tane ilmek ayırdım. 8 bu tarafta 8 de bu tarafta olacak şekilde toplam 90 ilmeğin 16 ilmeğini şurada orta kısma bıraktım. Her iki tarafta da şu kısımlarda da 37 tane düz bir şekilde ilmek 30 yani şurası 37 burası 16 burası da 37 olacak şekilde toplam 90 tane ilmeğimiz var. Ee, i̇lk etapta şu yaka kısmında 5. sıraya kadar bakın haroşayı ördüm. Sonra burada ayırdım. Burada ayırdıktan sonra 8 ilmeği yani örgünün bu tarafını bırak bırakıp başka bir şişle bırakıp şişle bu tarafa devam ettim. Ve bu tarafı örerken her zaman şuradaki 8 tane haroşayı devam ederek bakın şu kısımlardan kesme yaptım. 37 tane olan ilmek sayım şu taraftaydı. Kesme yaparak 8 haroşa kalacak şekilde kesme yaparak bakın burada daraltmaya başladı. Şu bölüm daralmaya başladı. Yani 15 tane ilmek kestim şu bölümde. 15 buradaki 8 ilmeğim kaldı. Şuralarda da örene kadar devam ettim. Şu omuz kısmında devam edip dümdüz kestim. Yani benim şu omuz kısmında haroşa 8 şu bölümse 22 tane olacak ve toplam 30 tane bakın şurası 30 tane ön bölümü bu şekilde bitirdim kazağımızın arka bölümünde bakın yine aynı şekilde 90 ilmekle başladık 5 sıra haroş ördük diğerlerini düz örerek en üstte ilmek bırakarak kenarları düz ördük ortaya haroş ördük ki yakası güzel görünsün arka yakası daha güzel görünüyor yani şuralarda 20'şer ilmek, burada 50 ilmek, burada da 20 ilmek, toplam 90 ilmekle örgüyü kapattık. Arka bölümde 5 sıra kadar bakın haroşa var. Burada orta kısmı 50 tane ilmek olan bölümü ayırarak haroşa yaptım. Omuzlarda da 20'şer tane düz ördüm. Yakanın Görüntüsü kolay olsun diye kesinlikle kesme yok yalnız bakın kesme yok sadece haroşa yakının güzel görünmesini sağlıyor bu diğer bölüm aynı şekilde yine 90'la başladı bu şekilde bitti bakın arka kısmı gösteriyorum bakın, haroşa burası bu şekilde. gelelim kol kısmına. Bakın kolumuzda 5 sıra haroşa. Ama kol ilmeklerin başlama noktası 46 tane ilmekle başladım. 5 sıra haroşa ördüm. Ve 5 sıra düz ördükten sonra şurada arttırım yaptım. 8 ilmek arttırdım. Yani kolumun genişliği toplam 54 tane ilmek olacak şekilde ta yukarıya kadar ördüm. Sonra dikişlerini yaptım. Kol boyu size kalmış. Bu yarım kol. Çok kısa kol da değil, çok uzun kol da değil. Bakın arka tarafı da bu şekilde. Hem çok rahat. Baharlık olarak da kullanabilirsiniz bu kaza. Ve bakın kol kesimi de yok. Bakın şurada kesinlikle koltuk altı kesmesi yok. Bu düşük kol diye geçiyor. Şurası düşük kol diye geçiyor. Sadece dikimini yapıyoruz. Ve bu şekilde kazamız tamamlanmış oluyor. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bakın yakamız çok rahat. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kullanacağınız iplik ve şiş numarası size bağlı. Ben burada 4,5 numara şiş kullandım. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. En az 3 tane yumak ip gitti. Kısa bir kazak olduğu için bakın boyu kısa olduğu için kazağımızın. Ama uzun olsa ortalama 4-5 yumak gidiyor. kazağımızın crop modeli diye geçtiği için modeli azip gidiyor. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.